Evet arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Hukuk öğretire, hukuk öğrenmeye hoş geldiniz. Biraz canlanalım. Böyle olmaz. Zaten bundan önceki videoyu beğeni atmadın. Herhangi bir cümle, bir yorum yazmadın. Hocam devamını bekliyoruz. Azimle çalışmaya devam ediyoruz. İyi ki hukuk öğretir var. Bu şekilde gaza getiren bir cümle zaten bırakmadın. Bari bu videoya bir beğeni. Canın sağ olsun. Haydi arkadaşlar, devam edelim. Tahliflerden. Umarım bugün bu videoyu bitirirsin. Muhtemelen sen bu videoları gece izliyorsun veya bir nöbet kulübesinde izliyorsun. Ekip arabasında açmışsın, telefondan izliyorsun. Tahliflerden takip et bunu. Sadece izlemekle kalma. Neden tahliflerden takip et diye sürekli vurgu yapıyorum? Şundan dolayı. Sen bu videoyu bitirdikten sonra özel güvenlik komisyon üyeleri mesela en bariz nereden izin alınacak? İçişleri Bakanlığı mı, valilik mi? Ne kadar süre? İşte 15 kişilik personel üstü olduğunda ön lisans mezunu olma gibi şartları hatırlayabilmen için yeniden gelip 20 dakikalık videoyu izlemektense ben vurgu yaptığım yerlerin altını çizdiğinde benim yıldız koyduğum yerlere sen de yıldız koyduğunda tekrarın sadece videolardan olmayacak. Yani videolardan yapmana gerek yok. Hatırlamadığın yerleri videolardan açar dinlersin. Kodlamayı hatırlamazsan videolardan açar dinlersin. Ne yapacaksın? Hemen Taltif kitabını önüne alacaksın. Ne demişti hocam? Üyeler vardı. Tamam. Eğitim 120 saat, 60 saat. 5 yıl teşkilatta çalışmışsa bu eğitimden muaftı. Bir ay içerisinde başvuru yapacaktı. Grev yapma yasağı yoktu. Denetim İçişleri Bakanlığı vesaire. Bak ne oldu? Kaç dakika kaldı? 1 dakika kaldı. Ve bunu 2-3 defa tekrar ettiğinde bir mevzuatı 5 dakikadan fazla süre, yani 5 dakika kadar kısa bir sürede tüm mevzuatı tekrar edebilecek konuma geleceksin. Tamam, hızlı hızlı, hızlı hızlı, hızlı hızlı. Ama sen bu mevzuatı dinledin, kulak dolgunluğu ettin, tahsif kitapları yok veya tahsiften devam etmedin, tahsiften takip etmiyorsun. Yeniden tekrara döndüğünde emin ol tekrar videoları izlemek zorunda kalacaksın. Benim için hava hoş, izle. Ben seni düşünüyorum. Videolarla bir defa bitirdikten sonra ikinci keze vakit kaybetmeni istemiyorum. Tamam? Kitaptan tekrarını yaparsın. Evet, yine çok konuştum. 2,5 dakika. Haydi bakalım. Birazdan sahur olacak muhtemelen. Ezan okunacak değil mi? Ben söyleyeyim. Bugün saat şu an, bir dakika, saati bulmaya çalışıyorum. 14:35. Tamam? 14:35. Daha öğlen. İftara var. Hadi bakalım. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar, özel güvenliğin görev alanından bahsedeceğiz. Burada özel güvenlik görevlerinin yetkileri sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilirler. Bak, dikkat. Özel güvenlik demek ki sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanında yetkilerini kullanabilirler. Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanının dışına çıkartamazlar. İşte arkadaşlar, bu da şıklara koyulacak çok güzel bir bilgidir. Aman aman kaçırmayın bunu. Buradan arkadaşlar soru çok güzel yaparlar. İşlenmiş bir suçun sanığı veya suç işleyiciğinden kuvvetli şüphe edinilen kişinin takibi bir. Dışarıda yapılan saldırılara karşı tedbirlerin alınması iki. Para ve değerli eşya nakli ve cenaze törenleri gibi güzergah ifade eden durumlarda güzergah boyunca görev alanı sayılır diyoruz. İşte arkadaşlar, şu üçlüyü bir soruya koyup yani görev alanı içinde midir değil mi tarzında soru yapılabilir mi? Bence gayet yapılabilir diyoruz. Görev alanı zorunlu hallerde komisyon kararıyla genişletilebilir. Kim genişletiyormuş arkadaşlar? Komisyon. Sınavda sana bunu ne derler? Arkadaşlar, aman ha aman düşme. Yemezler de. Sana buraya yazar kaymakam, buraya yazar vali, buraya yazar İçişleri Bakanlığı, buraya da yazar özel güvenlik komisyonu der. Sakın ha sakın düşme diyorum. Rengini beğenmedim. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Şimdi özel güvenlik görevlerinde aranacak şartlara geldik. 10. madde. Hatırlıyorsunuz değil mi? 10. madde. Şimdi özel güvenlik görevlerinde aranacak şartlardan bahsedelim. Birinci şartımız ne? Bir kere TC vatandaşı olacaksın. Yetmiyor. Silahsız olarak görev yapacaklar için en az 8 yıllık ilköğretim veya da ortaokul mezuniyeti gerekiyor.
silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise mezunu veya da denge okul mezunu olmak gerekiyor. Yani sen silahsız bir güvenlik görevlisi olacaksan ilkokul mezunu olman yeterliyken silahlı bir güvenlik görevlisi olacaksan en az lise mezunu olman gerekiyor veya denge okul. Eğer ki sen bir özel güvenlik ekibinden sorumlu olan kişi olacaksan minimum mezuniyet şartı neydi arkadaşlar? Yüksek okuldu. Aman ha aman buna dikkat edin diyoruz. Kaç yaşını doldurmak gerekiyor? 18 yaşını dolduracaksın kardeşim. Sonra kasten 1 yıl ve üzeri bir hapis cezası almamış olmak, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik vesaire gibi suçlardan hüküm giymemiş olmak, güvenlik soruşturması olumlu geçecek, özel güvenlik temel eğitimi başarıyla tamamlayacak, görevin yapılmasına engel olabilecek, vücut ve akıl hastalığı engeli bulunmayacak, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata, hayatın gizliliği alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde gibi ne yapacak arkadaşlar? Soruşturma ve kovuşturma bulunmamak diyoruz. Devam ediyorum. Çalışma izni. Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde, alarm izleme merkezlerinde ne yapılıyor arkadaşlar? Özel güvenlik eğitimi verecek olan kurum ve kuruluşlarda yönetici ve çalışanlar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır diyoruz. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içerisinde tamamlanır. İhtiyaç halinde bu her kimlik verilmesinde veya da ihtiyaç halinde bu güvenlik soruşturması yenilenebilir. İhtiyaç halinde nedir arkadaşlar? Bir ihbar vardır. Bu ihbarın aslı var mı yok mu diye arkadaşlar ne yapıyorsun? İhtiyaç üzerine bir denetim yapıyorsun. Yeniden bir güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapıyorsun. Tamamlama süreni görüyorsun arkadaşlar. Bir ay gibi bir sürede tamamlayacaksın. Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından 15 gün içerisinde valiliğe bildirilir. Tamam. Yönetici veya da özel güvenlik görevlisi olabilme şartlarını taşımadığı veya bu şartlardan herhangi birini sonradan kaybettiği tespit edilenlerin kimliği iptal edilir. Arkadaşlar hocam buradan ne soru olarak gelir? Buradan soru benim beklediğim valilikçe güvenlik soruşturması yapıldı. Güvenlik soruşturması bir ay içerisinde tamamlandı. Görevi başlayan güvenlik görevlisinin 15 gün içerisinde valiliğe bildirilmesi gerektiği bence potansiyel soru olarak karşımıza gelir. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Özel güvenlik görevlilerine nasıl? İyi gidiyor değil mi? Geldik. Ama kitaptan takip et. Lütfen adım adım ilerliyoruz. Kimliğe geldik. Kimlikten sonra ben de kitapta önümde sayfadan devam edeceğim. Kimlikten sonra eğitimden bahsedeceğim. Eğitimden sonra arkadaşlar grev yasakları var. Onlardan bahsedeceğim. Sonra da denetimden bahsedip videoyu tamamlayacağım. Muhtemelen 15 dakikayı falan bulacak. Tek düze konuşmayı sevmiyorum. Yükselmek istiyorum. Alçalmak istiyorum. Canlı canlı anlatmak istiyorum. Ama enerjim o kadar olacağını düşünmüyorum. O yüzden böyle anlatıyorum. Umarım faydalı oluyordur. Umarım güzel bir şekilde bu videoları bitiriyorsun. Eğitim paketlerini bitiriyorsun. Taktikleri bitiriyorsun. Bu işin üstesinden geliyorsun. Sen farklısın. Bu videoları izliyor ve bana bu kadar sabrediyorsan gerçekten farklısın. Kendin için özelsin. Çünkü sen hayal etmekle kalmadın. Hayal kurmakla yetinmedin, harekete geçtin. Harekete geçmekle de kalmadın, devamını getiriyorsun. İnşallah netice güzel olacak. Şu Ramazan ayı dua niyetine geçer inşallah. İnşallah netice güzel olacak. Senden o güzel haberleri alacağım. Kazandım hocam 70 barajı ne ki? 85 aldım, 90 aldım gibi mesajlar gelecek. Hocam değindin. Benim beklediğim soru bir ay dedin, onu sordular. Veya hocam beklediğim soru valilikte İçişleri Bakanlığı, onu sordular. Birebir oradan soru geldi diyorsun. Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? O sınav kazanıldıysa o yemekler ısmarlanıyor. Şimdi arkadaşlar geldik kimliklere. Özel güvenlik görevlileri özel güvenlik görevlilerine valilikçe kimlik kartı verilir. Kimlik kartında görevlinin adı, soyadı, silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir. Tamam? Önemlidir arkadaşlar. Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde
herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır. Yakaya takılır. Yani siz hastaneye gittiğinizde, dikkat et buraya, hastaneye gittiğinizde veya bir eğitim kurumuna gittiğinizde adamın silahını, özel güvenlik görevlisinin silahını gördüğünüzde hemen onun kimliğine bakın. Silahlı mı, silahsız mı diye. Tamam? Kimliğini isteyin. Silahlı mı, silahsız mı diye. Yeme ya. Buna düşme. Niye? Hocam, kimliğini istememeye gerek yok. Eğitim kurumundaysa, hastanede ise silahsız olacak zaten. Oralarda silahlı özel güvenlik görevlisi olmaz diyeceksin. Tamam, düşme. Düşme. Şaka yaptım. Ne kimliği? Hastanede ise, içkili mekandaysa, şans oyunlarının oynandığı yerde ise, eğitim kurumundaysa ne yapıyorduk biz buradakilere? Silah yok diyorduk. O zaman kimliğine bakmaya gerek yok ki, silahsız olacak. Tamam? Kimliğine ne belirtiliyormuş? Adı, soyadı, silahlı ve silahsız olduğu ne yapılacak arkadaşlar? Belirtilecek. Peki bu kimliği kim veriyor? Neresi veriyor bu kimliği? Dikkat! Valiliklerce veriliyor. Tamam? Aman aman. Yakaya takacak. Bazı güvenlik görevlileri yakaya takmıyor. Tamam, hastaneye gidiyorum. Çocuğu hastaneye götürüyorum. Ben gidiyorum hastaneye falan. Yakada kimlik yok. Nasıl yok ya? Sen bana müdahale etsen, hakarette bulunsan ben senin ismini nereden öğreneceğim? O yüzden takın değil. Tamam? Vatandaş olarak da talep edin. Onlara denetime gitmişseniz de kimliğin takmalarını rica edin. Üzerinde kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlisi kanun 7. maddesinde sayılan yetkiler kullanamaz. Yetkilerini kullanamıyor. Çok önemli bir madde, kıyafette bakmıyor. Kimlik şart olacak diyor. Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından 15 gün içerisinde valiliğe bildirilir. Tamam? Demek ki arkadaşlar yakaya takacak, valilikçe veriliyor, silahlı ve silahsız olduğu ad, soyad belirtiliyor. Sonra arkadaşlar eğer yoksa yetkilerini kullanamıyor, herhangi bir şekilde görevden alındıysa 15 gün içerisinde valiliğe bildiriliyor diyoruz. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Özel güvenlik görevlileri görev alanı içerisinde ve süresinde üniforma giyerler. Görevi ve iş yerinin özelliği nedeniyle gerekli görünen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına komisyon tarafından izin verilebilir. Yani illa resmi olarak görevlendirme kıstasımız yok. Komisyon tarafından, dikkat, yine valilik veya kaymakamlık demiyoruz. Komisyon tarafından sivil kıyafetle görev yapılmasına da izin verilebiliyor. Şimdi geldik bunların eğitimine arkadaşlar. Özel güvenlik kurumlarında verilen eğitimlerin süresi, saati, kimler alabileceği, bunlar bence potansiyel sorudur. Bakalım. Özel güvenlik temel eğitimi teorik ve pratik eğitim ile silah eğitiminden oluşmak üzere 120 saatin yenileme eğitimi 60 saatten oluşmaktadır. Şimdi arkadaşlar bir özel güvenlik görevlisi olacaksan 120 saat teorik, pratik ve silah eğitimi alacaksın. 120 saat potansiyel sorudur. Eğer ki 5 yıllık, bak burada arkadaşlar kimlik yenilemeden bahsediyoruz arkadaşlar. 5 yılda bir ne yapıyor? Bu eğitimleri, temel eğitimini yenilemesi gerekiyor. Yenileme eğitimi alıyorsa 60 saatten az olmamak üzere ne yapıyor arkadaşlar? Bu eğitim tamamlanmış oluyor. Devam ediyorum. Yüksek öğretim kurumlarında güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksek okullarına mezun olanlar, fakülte ve meslek yüksek okullarına güvenlikle ilgili bölümlerden mezun olanlar silah eğitimi dışında özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz. Devam. Genel kolluk kuvvetlerinde istihbaratta emekli olanlar ile en az 5 yıl bu görevde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevinden ayrılmış olanlar özel güvenlik temel eğitim şartı ve kanun 10. maddesinin birinci fıkrasının B bendindeki eğitim şartı aranmaz. Özel güvenlik eğitim ücret karşılığında İçişleri Bakanlığı'nca verilebileceği gibi bakanlık faaliyet izin alan özel eğitim kurumlarınca da verilebilir diyoruz. Şimdi arkadaşlar, hocam buradan ne gelir? 120 saatlik bir eğitim gelir. Yenileme eğitimi 60 saat olduğu gelir. Yine aynı şekilde arkadaşlar, eğer ki bir özel güvenlikle ilgili bir bölümde mezunsan silah eğitimi dışında özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmadığını bileceksin.
Yine aynı şekilde genel kolluk kuvvetlerinden veya da istihbarattan emekli veya en az 5 yıl bu görevde çalışmış ve kendi isteğiyle bu görevden ayrılmışsan, eğitim şartı aranmaksızın özel güvenlik olarak istihdam edilebilirsin. Bu özel güvenlik eğitimini ücret karşılığında İçişleri Bakanlığı'nca verilebildiği gibi bakanlığın faaliyet izni kapsamında özel eğitim kurumlarınca da arkadaşlar verilebiliyor diyoruz. Şimdi arkadaşlar buraları sizde. Şimdi arkadaşlar grev yasağı, özel güvenlik personeli kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz. Özel güvenlik personeli greve katılamaz. Özel güvenlik görevleri lokap dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz diyorum. Şimdi geldik denetime. Şimdi arkadaşlar denetim İçişleri Bakanlığı ve valiliklerce özel güvenlik hizmetleri kapsamında özel güvenlik birimleri, özel güvenlik şirketleri, özel güvenlik eğitim veren kurumları denetleme yetkisine sahiptir. Denetim sonucunda tespit edilen eksiklikler ilgili kişilere ve kuruma bildirilir. Özel güvenlikte faaliyetin gösterdiği suç kaynağına dönüştüğü terör faaliyetleri gibi herhangi bir şey tespit edildiğinde arkadaşlar güvenlik alanda faaliyette bulunamaz, faaliyet izinleri iptal edilir diyoruz. Arkadaşlar burada hocam ne gelir potansiyel olarak? İçişleri Bakanlığı ve valiliklerce bu denetimin yapıldığı sınavda potansiyel soru olarak gelir. Ve arkadaşlar bir mevzuatın daha canını okumuş olduk. Geldim ekrana 15 dakika 16 dakika olmuş. Kendine iyi bak. Hoş ol, hoşça kal. Bundan sonraki video, yani bu mevzuat benim için bugün video çekimi tamamlandı. Bundan sonraki mevzuat arkadaşlar yönetmelik olacak. Yani özel güvenlik yönetmeliğini çekeceğiz. Özel güvenlikle ilgili PAYM 6'da olduğu gibi eğer PAYM 7'de bir soru gelirse, soru potansiyeli olan bir yer gelirse mutlaka anlattığım yerlerden gelecektir. Hızlı olarak geçtiğim, bak burayı sen oku, burayı oku bir defa okuman yeterli dediğim yerleri lütfen atlama. Taltif kitaplarından sen oku. Evet. Geçmiş olsun. Bir mevzuat daha bitti. Mevzuat kitabından takip ettin. Ve şimdi sıra ne arkadaşlar? Soru Bankası kitabından kanun kısmı ile ilgili soruları bitiriyorsun. Arkasından yönetmeliği anlatacağım. Onu izliyorsun. Her neredeysen sana selam olsun. Hoş ol, hoşça kal. İnşallah emeklerin karşılığını alırsın. O sınav kazanılacak. O yemekler ısmarlanacak. Hukuk öğretir. Ekip arabasında da olsa öğretir. Nöbette de olsa öğretir.